Merhaba arkadaşlar, ben Toxic KP video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Squad Battles'a başlayacağız arkadaşlar. Tabii kadromuzda da bir değişiklikler oldu. Dediğim gibi işe gittiğimde oyunculara baktım. Bazı oyuncuları aldım, bazı oyuncuları yatırım amaçlı aldım. Kadromuzda hani bu ne dediğiniz adamlar da olacak ama dediğim gibi yatırım amaçlı olduğu için de ileri düşünerekten bir kadro dizdik tabii ki de. Ve ilk rakibimize giriyoruz. Yani İngilizce bir spikerle giriyoruz tabii ki bu pek alışılmamış bir şey bizim kanalımız için ama bu maçları böyle bir yapacağız. Uzun zamandır İngiliz spikerle oynamıyorduk. Bakalım özlemiş miyiz ama muhtemelen eski şeyimize geri döneceğiz. Toni Kroos. Carrasco'ya müthiş verdi. Carrasco. Offside zannettim o yüzden vurmadım ama güzel bir gol. Yani Carrasco. Bu kart inanılmaz beyler. 12K'ya falan alıyorsunuz. Gerçekten iyi bir kart. Bu arada kimya tarzlarının çoğunu değiştirmişler. Dikkatli alın arkadaşlar. Sniper artık şey vermiyor. Şut ve hız vermiyor arkadaşlar. Dribbling yani. Artık fizik veriyor. Ve finisher veriyor tam tersini. Yani sniper'la finisher değişmiş. Ona göre oynarsanız daha iyi olur. Casemiro. Çok güzel geldi. Pozisyonunu bozdu. Ama Wijnaldum hala devam ediyor. Orta at arkaya. Yeme. Yeme. Güzel orta açtı. Güzel gol. Sol ayakla atıyor Daniel James. Yani gerçekten alamadık topu bir türlü. Kötü bir gol yedik. Daniel Fekir. Casemiro. Oo, müthiş bir verkaç. Casemiro. Müthiş bir verkaç. Casemiro. Abi Casemiro'dan çok memnunum. Aslında bayağı iyi bir kart. Bu sene çok çok üst yapmışlar geçen senelere göre. Kroos pek sağda yok gibi ama Casemiro her yerde geziyor. Gerçekten çok defansif olduğunu belli ediyor yani. Oo çok iyi yere. Nabil Fekir çekti. Bir plase de bundan. Nabil Fekir. Bu sene bunda da çok gol atacağız. Yani oyunun başlarında muhtemelen çok OP bir kart olacak beyler. Çok hızlı. Dribbling'i zaten kendinden bayağı var. Ve avcı basıp da pace'ini arttırdınız mı işlem tamam oluyor. All stat bir kart. Ve 4 zayıf ayak 4 beceri olmuş. Müthiş olmuş bence. Hop. O bizde. Bunlar yeme. Çok iyi içeri pas attı. Resmen fiziğini kullanarak oynadı ya. Felix bir tane de sen at. İşte bu. João Felix. João Felix'le. Bakın vuruşu bile farklı zaten. Güzel bir şutla işi bitiriyor Felix. İlk maçımızı kazanıyoruz. Oyun hissiyatı olarak gerçekten çok farklı. Hani ciddi anlamda her sene aynı oyun oynadığımızı biliyorduk ama bu sene biraz daha farklı bir hissiyatla oynuyoruz. Bilmiyorum ben çok beğendim. Umarım böyle de devam eder. Ve ikinci maçımıza giriyoruz. Gene yüksek reytingli bir kadroyla yapacağız. O yüzden tabii ki bunu da dünya klası döneceğim. Bir sonraki maçlar tabii ki farklı olacak ama bu maçlar böyle olacak arkadaşlar. Çünkü kaybetme lüksümüz yok. Neden diye soracak olursanız yüksek bir reytingle bitirmek istiyoruz. Squad Battles'ı ki güzel ödüller alalım pazartesi gecesi. Oo güzel yere. Aa oraya atmak istemedim ama Kore'ya. Güzel gol. Ben orada cross atmak istedim ama Kore'ya müthiş bir gol atıyor. Gerçekten bu kart da 2K'lık bir karttı. 1,5-2K'ya almıştık. İnanılmaz bir kart. Özellikleri çok çok iyi. Marksman bastığınızda 95 dribbling falan oluyor. Şut istatistiği de çok iyi. Zaten 4-4 ve Felix'e de hyperlink verdiği için muazzam bir kart. Deneyin derim yani. Acosta çok iyi yere. Fake attı. Pasını da verdi Kore'ye. Kore'ye. Çekti. Kore'ye verdi. Felix döndü. Vurdu. İşte bu. João Felix. Dönüp atıyor. Çok hızlı dönüşleri zaten. Gene kanattan geldik. Kore'ye ile pasımızı verdik. Felix döndü. Vurdu. Güzel bir gol. Casemiro. Çok iyi aldı Casemiro. Ve verdi de Kore'ye. Kore'ye. İçeri attı. Fekir çekti vurdu. Filikle çekiyoruz ve golümüzü atıyoruz. Nabil Fekir.
Sabahtan beri bu kaleye vuruyoruz. Bir türlü atamadık ama bu sefer geldik. Casemiro'nun baskıları gerçekten çok iyi. Çok güzel top alıyor Casemiro. Güzel bir pas verdi. Zaten kanat oyuncularımız Correa ve Carrasco bayağı hızlı. Yani ciddi anlamda topu ileri çok güzel taşıyorlar. Dünya klasına karşı bence hani az bile atıyoruz ama işte oyun biraz farklı geliyor dediğim gibi. Ama çok eğlenceli. 20'ye göre çok farklı şeyler var oyunda. Hani bilmediğimiz, öğreneceğimiz çok şey var. Hani online oynadığımızda daha farklı şeyler öğreneceğiz aslında ama şu an Squad çok keyif alıyoruz. Bakalım hani önümüzdeki maçlarda da gene galibiyet serimiz devam edecek mi? Çünkü çok fazla galibiyet alıp seçkin falan bitirmeyi düşünüyoruz. Umarım da öyle devam eder. Maçlarımda devam ediyoruz. Ve sıradaki rakibimize giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer efsanevi modda gireceğiz. Deneyeceğiz şansımızı. Efsanevi modda da iyi miyiz, değil miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Kadro da hani kötü değil aslında. Oyunun başına göre hızlı bir kadro. Sadece kimyaları bayağı düşük. Tabii ki kimya olmaması Squad bayağı önemli bir şey biliyorsunuz. Semiro. Verdi Felix'e. Fekir gidiyor. Müthiş pas Fekir'e. Fekir bunu atarsın. İşte bu. Nabil Fekir. Müthiş bir koşuyla golü bulduruyor takımına. Çünkü gerçekten ihtiyacımız olan şey buydu. Efsanevi biraz daha zor. Ciddi anlamda hani kadro kötü olmasına rağmen deminkilerden daha zor bir oyun sistemiyle oynuyorlar. Paslar zor geçiyor. Defansif anlamda iyiler ama arkaya koşularda genelde her zaman bilgisayar geride kalıyor beyler. Güzel. Fekir verdi. Kroos. Casemiro. Casemiro sağ onunla blokladı ve şimdi atıyor. Biraz geç vurdu orada zaten. Ama ikinci pozisyonda şans anı bizden yana ve güzel bir gol. Ya verdi Toni Kroos. İlk yarı bitiyor galiba bu şeyden sonra. O müthiş pas Carrasco'ya ve güzel bir gol. Ben ilk yarı bitiyor diye orada oynamadım ama yani Carrasco selamını çakıyor. Kore'ye güzel pas Felix'e. Felix de al da at dedi abi dedi. Carrasco zaten bu tarz şeyleri kaçırmaz biliyorsunuz. Carrasco çok iyi. Kore'ye çok iyi. Felix iyi. Casemiro güzel. Konate çok iyi. Niakate biraz bazen yok gibi. Bazen var gibi ama Konate gerçekten çok çok üst seviye. Da Costa da bayağı iyi. Hani Theo Hernandez şu an pek görünmüyor. Çünkü ofansif bir oyuncuyu defansif rolde oynatıyoruz. Ve o kanattan da pek oyun olmadığı için göremiyoruz. Çok iyi geldi geçti orada Kore'ye. Aşağı bomboş. Verdi pasını. Toni Kroos. Direkt sallandı gördünüz mü? Toni Kroos. Abi bu adamı seviyorum. Zaten saç kesimim de genelde bunda bu tarzda. Biliyorsunuzdur az çok. Sadece çiziği her zaman attırmıyorum. Yani çizikle attırıyoruz bazen ama her zaman attırmıyoruz. Yani çok sevdiğim bir futbolcu. Almanlara zaten sevmediğimiz oyuncu neredeyse yok. Çok güzel bir gol attı gerçekten. Bu adam oynatmayı hep istiyorum ama işte oynatamıyoruz abi. Oyun bize izin vermiyor. FIFA 18'de çok iyiydi. Oynatıyordum baya. Ama FIFA 19-20'de artık kullanılamaz halde geldi. Ama bu sene dedik ki kullanacağız oyunun başta dedik. Felix verdi pası ve Toni Kroos ikiye atıyor. Toni Kroos helal hocam sana helal. Abi bu adamı oynatmayı çok seviyoruz ya. Siz de böyle oynatmayı sevdiğiniz ama oynatamadığınız oyuncular varsa yazın abi yorumlarda. Görelim kim hangi futbolcuyu seviyor da oynatamıyor FIFA yüzünden. Bir yorumlarda da görelim arkadaşlar onu. Gerçekten çok keyif verici bu tarz oyuncularla gol atmak. Onda pası Casemiro'ya. Casemiro çekti pasını verdi güzel yere. Fekir sağ ayakla. Sağ ayakla atıyor. Çünkü niye? 4-4. Bu sene 4-4 beyler. Fekir iyice coştu. Bu sene Fekir 4-4. Gerçekten muazzam bir kart. 10K'yı aldık. Sniper'lık dün gece. Ve ciddi anlamda farkı var abi ya. Geçen seneki kartıyla bayağı fark var. Tabi reytingi düşmüş ama gene de müthiş kart. Müthiş kart. Umarım böyle devam eder ki bir maç daha atıp öyle videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 4 maçlık bir seri olacak. Hani çok da sizi kasmak istemiyorum. Çünkü fazla gol attığımız için çok uzun sürecektir. Bir maç daha atacağız. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Ve sıradaki rakibimiz Ansu Fati çıkaran biri. Ama o ekranda fazla kalmıyor. Squad neden bilmiyorum. Kadroda kötü gibi durmuyor. Bakacağız. Ya, offside mı? Kötü oldu. Konate her maça sarı kart veriyor ya.
Oo, an böyle de geçilmez ki ama lan. Müthiş geçti. Kim lan bu? Yüzü de aynı biri. Ama müthiş geçti. Bakar mısın be? Çok da güzel attı sol ayakla. Baduymuş. Carrasco güzel yere. İşte bu. Nabil Fekir aldı gidiyor. Çok güzel pozisyonunu korudu. Felix. Çok güzel kontra. Offside'a yakalanmıyor farkındaysanız. Bu seneki forvetlerin, daha doğrusu bütün oyunculardan bahsediyorum. Pozisyonunu alma özelliği var ya, pozisyon alma özelliği. O özelliği yüksekse offside'a girmiyor arkadaşlar. O özelliği düşükse offside'a girme olasılığı daha yüksek. Farkındaysanız Felix boru gibi koşmadı. Pozisyonunu korudu. Çok güzel de gol attı. Casemiro Felix'e verdi. Felix attı. Angel Correa. Correa çekti, vurdu gol. Correa işte bu. Çok güzel bir dakikada atıyorsun. 82. dakikada. Bu arada Van de Beek yedekten sokuyorum. Cidden inanılmaz kart. Yani şu anda sadece onu kimyalamak çok uğraşacak. Ben o yüzden hani uğraşmıyorum. Çünkü oyuncu almamız lazım. İyi oyuncu almamız lazım. Hani gidip de kötü bir oyuncuyla oynamak istemiyorum sırf Van de Beek yönetmek için. Yedekten soktuğumda da bayağı fark yarattığını fark ediyorum. Ciddi anlamda hem ofansif hem defansif anlamda farkı var yani. Oo, aşağı yolladı. Çok güzel pas. Konate önüne düştü Morata'nın. 87'de yedik. Kötü oldu. Konate'ye resmen nazar değdi. Çok iyisin dedik Konate'ye ama. Burada top kaptırdı Konate. Fekir. İşte bu. Nabil Fekir. Kickoff açık. Güzel bir gol. Orada gene şut fake ile önümüze aldık topu. Güzel de golümüzü atıyoruz. Açıyı yarattık. Sol ayakla iteledik öbür tarafa. Oo, işte krala müthiş bir pas. Kral gidiyor. Kral. Bunu da atamazsın zaten yani. Çok güzel bir gol. João Felix'ten geliyor. Van de Beek güzel yere. Felix yine koşuyor. Felix sabahtan beri koşuyor zaten. Felix. Şut gücü çok iyi ama bazen geç vuruyor beyler. Farkında mısınız bilmiyorum. Hat-trick yapıyoruz ya o Felix'le. Çok güzel arkaya koşu yaptı. Yani bunu birkaç defa yaşadık zaten ama bu maçta atmadığımız pozisyonlar da oldu. Plas. Of 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 of. Plase atar mı? Atar, tabii ki atar. Atmayacak da kim atacak? Of 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 of. João Felix. Çok iyisin. Cidden müthiş ya. Şu topu önüne alması yok mu? Şut feşi de inanılmaz iyi beyler. Pozisyona bakın. Normalde kaptıracağımız bir pozisyondu. Bakın hemen kendimiz önüne atıyoruz. Ve sağ ayağımızla ters köşeye golümüzü atıyoruz. Ve maç bitiyor. 7-2'lik skorla bitiriyoruz. Bu arada uzatmalarda hep 1 dakika olarak göründü. 2 dakika hiç oldu mu hatırlamıyorum ama genelde hep 1 dakika olarak gördüm uzatmaları. Herhalde bu sene uzatma olayı fazla olmayacak gibi. Ve şimdi kadro ekranına gelip bir konuşalım bakalım hangi oyuncu hakkında nasıl düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda beğendiğim oyuncular var. Oyunda yok diyeceğiniz oyuncular da var. Tabii ki ama öncelikle bir kadromuza şuradan girip bir bakalım abi. Evet, kadro ekranına geldik. Şimdi gerçekten inanılmaz bir kart. 4 maçta 8 gol 7 asist. Yani muazzam bir kart. Onkaya zaten aldık. Bunu bir daha Onkaya bulamayız diye düşünüyorum. Angel Correa çok memnunum. 4 maçta 2 gol 3 asist. Ciddi anlamda mükemmel beyler. Bakın marksman bastığınızda top kontrolü 97 oluyor. Dribblingi 97 oluyor. Çeviklik dengesi çok çok iyi zaten. Yani ratingine göre müthiş bir kart. Bitiricilik 92. Şut gücü 85. Uzaktan şut 93. Atak pozisyonu biraz düşük ama zaten kanatta olduğu için genelde kanattan ataklarla gelip golünü çok rahat atabiliyorsunuz. Yannick Carrasco inanılmaz kart. Çok tavsiye ederim. Gerçekten bakın özelliklerine. 99 driblingi var abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 99 dribling var ya. Pace'i zaten 91. Yani inanılmaz iyi. Şut gücü olsun. Bitiricilik hepsi bakın 90 üstü. Bir tek atak pozisyonu var 84. O da yeterli bence hani. Çok da üstü olmasına gerekmiyor. Nabil Fekir inanılmaz. Gerçekten muazzam. 4-4 olması bu sene
Çok çok üst seviye zaten. 4 maçta 5 gol, 3 asist. Bence gayet yerinde. Özellikleri çok iyi. Avcı bastığınızda inanılmaz oluyor. Karasoy'a kaç gol atmıştı onu bilmiyorum. 4 maçta 2 gol, 2 asist. Güzel bir kart. Casemiro'ya bayıldım abi ya. Gerçekten inanılmaz iyi ya. Harbi diyorum yani, şu defans fiziğini o kadar çok belli ediyor ki ve hızını hiç yansıtmıyor. Yani sanki daha iyi bir kartla oynuyorum gibi. Muhtemelen bu karta Catalyst basacağım arkadaşlar. Çünkü bu sene Catalyst, Shadow ve Avcı'nın hepsinin hızını 10 yaptılar. Hani Shadow eskiden 12 veriyordu. Ama artık hepsi 10 veriyor arkadaşlar. Ben bu karta Catalyst basıp hem pası hem hızını arttırmayı düşünüyorum. Zaten defansif anlamı inanılmaz iyi. Belki de hani elimizde Shadow fazla olursa tabii ki de Shadow'da basarız ama çok beğendim. Toni Kroos'a gelince 4 maçta 2 gol 1 asist. Zaten 1 maçta 2 gol attı. Kart genel anlamda pozisyona fazla girmiyor abi. Siz eğer L1 3 L1 ile pas atıp pozisyona sokarsanız orası ayrı tabii ki ama normalde genel anlamda pasa pozisyona girmiyor. Ama ben biliyorsunuz ki geride kal ve pas yollarını kapat, merkezi kapat verdiğim için zaten ileri atak çıkmasını fazla beklemiyoruz. Ama hani bu konuda biraz geride kalıyor. Tabii ki de gol pozisyonlarında genellikle gol atıyor. Çok güzel. Şut gücü zaten çok üst düzey bir kart. Ve hiçbir şey basmadık zaten. Buna da hani Shadow basıp oynatmayı düşünüyorum. Çünkü ben bu kartı pahalandığında satmak için aldım. Hani ama uzun bir sürede kullanacağımızı düşünüyorum. Nereden baksanız bir iki hafta, üç hafta belki kullanacağız duruma göre. Theo Hernandez. Değil mi Theo Hernandez de? Aynen. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Kart oyunda fazla yok. Niye derseniz, çünkü ben geride kal veriyorum ve bu kanattan genelde oyuncular gelmedi. Genelde hep öbür kanattan geldiler. Göründüğünde top direkt alıyor abi. Kesinlikle hızı muazzam iyi. Buna da gardiyan basıp dribling ve defansını attırmayı düşünüyorum. Fiziği yeterli zaten. Boyu da uzun. Hani 1.84 de boyu var. Kart bence çok iyi. Hani bunu da alabilirsiniz. Bana satılamaz çıktığı için ben o yüzden kullanıyorum. Biraz da şanslıyım. Niakate 3.5K'ya almışız. Bu kart hızlı ama hani Konate gibi değil abi. Güzel kart, kötü değil. Güzel kart. Tabii ki ama Konate gibi değil ama fiyat olarak da zaten de çok ucuz Konate'ye göre. Konate'yi biz 5K aldık ama şu an Konate 10K'dan aşağı yok diye biliyorum veya 9K'dan aşağı. Belki de artmış olabilir, bilmiyorum. Konate inanılmaz iyi. Yani gerçekten saçmalık ötesi bir kart. Yani inanılmaz beğendim ya. Böyle bir kart olamaz. Sanki Van Dijk'la oynuyorum gibi. Zaten abi 1.94 boyu var. Her dokunduğu topu alıyor. Bu arada kareyle fazla top almayın. İki maçta sarı kart gördüm. Herhangi bir pozisyonda ayağını önüne atıyor ya. O pozisyona direkt sarı yiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de hani fazla da bu konuda şey yapmak istemiyorum. Basmak istemiyorum kareyle top almayı. Bunu da normal bir şekilde top almayı öğrenmemiz lazım bu sene. Dacosta bence çok çok iyi. Kimya için kullandım. Kötü mü diye düşündüm ama çok çok iyi. Fiziğine göre çok çok iyi gerçekten. Çok beğendim. Gulasi satılamaz çıktığı için kalemizde. Ama bir iki pozisyonda bizi kurtardı. Sevdim yani. Kötü bir kaleci değil zaten. Gerçek hayatta da beğendiğimiz bir kaleci. Leipzig'in iyi bir kalecisi. Şimdi valla videomuzu burada sonlandırıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Çünkü dakikamızdan da fazla yemek istemiyoruz. Maç yapacağız. Paket açacağız. Bunlar tabii ki değerli dakikalar 10 saat. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.